Ali yine her şeyi berbat ettin ya. Ama Çiçek'im, ben nereden bilebilirdim senin rutubet alerjin olduğunu? Sen bile bilmiyormuşsun ki. Tabii Ali, sen beni mağaralara götür. Orada ayımsın falan de, sonra böyle kıvırmaya çalış. Bırak. Ya canım, bir şey söylemem lazım sana. Bu mağara fikri toprakla benim fikrimdi. Yani Ali'ye kızma lütfen. Kızılacak biri varsa o da biziz. Yani Goncacığım, ya siz nereden bilecektiniz ki? Çiçek'im, biraz da bana anlayış göstersen ha? Ya bırak Ali ya, yalancısın işte. Hani bütün konsept senin de? Konsept hırsızısın. Yok, bence benim kesin Ali'ye alerjim var. Yani bakın, yine bir fena oluyorum ben. Hayır yani, işimi kurmuşum, tam evimi kurmak üzereyim. Şu başıma gelenlere bak ya. Ya kesin bende nazar var. Ben Fatma'na gitmek istiyorum. Fatma'na gidebilir miyiz ya? Olur. Eve gidip dinlensen. Lütfen. Ben götürürüm seni. Sen merak etme. Sağ ol. İstikamet o zaman Gülhane. Toprak. Müsait bir yerde Ali inecekmiş. Ama aşk. Ali'cim bak, eve git. Üstünü değiştir. Bak zaten bütün hastane seni konuşuyor. Ah canan anam, ah. Ah sen var. Rüzgara kim fırtına biçer. Hele benim Gonca kızım buralarda bir gök salsın, bir güçlensin, görünsün o zaman gününe. Kolay gelsin Fatma Ana. Ne o kızla, toplaşıp gelmişsiniz, hayırdır? İşte hayır değil Fatma Ana. Sen kefilim dedin, biz de güvendik. Bu kız hırsızmış Fatma Ana. Bu kız ahlaka mugayir işler yapıyormuş Fatma Ana. Sen buna niye kol kanat geriyorsun? Sizin ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Teşekkür ederim. Esas ben teşekkür ederim bütün yardımlarınız için. Yani pek başarılı olduk sayılmaz ama. Bugün ne dedin bana? Ne dedim? Sen istersen her şeyi başarabilirsin dedim, değil mi? Hı-hı. Bak, Ali ile Nurbanu'yu tekrardan birleştireceğiz ve yeni bir organizasyon yapacağız. Hı? Çok tatlı değiller mi ya? Evlenmelerini istiyorum hemen. Darısı, bütün sevenlerin başına. Gonca, şey bölmek istemiyorum ama ben bu düzenbaz ve yalancı kişinin yanından biraz uzaklaşmak istiyorum. Geldim. Aşkım. Nurbanu. Ya karışmak istemiyorum ama biraz sert davranmıyor musun? Ya Gonca, bana daha önce neler yaptığını bir bilsem. Geçenlerde az kalsın gölde boğuyordu beni ya. Ne? Evet. Siz ne biçim konuşuyorsunuz böyle? Nereden çıktı bütün bunlar? Bunların hepsi kuru iftira. Kim ne diyorsa, ne diyorsa onların hepsi yalandır. Siz niye inanıyorsunuz bunlara? Benim Gonca kızım hırsız değil. Benim Gonca kızım güllüğe kadar saf, güllüğe kadar tertemizdir. Onda hiçbir namussuzluk yoktur. Siz bu ettiklerinizi gülümseyen ettiniz. Hiç dersinizi almadınız mı? Onda böyle kuru ihtilallarla buradan gönderiverdiniz ya. Sizin hiç mi aklınız başınıza gelmedi? Gülümser ne kadar masumsa Gonca kızım da o kadar masum. Siz ne ediyorsunuz böyle kızla? Etmeyin. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ya sen yanlış biliyorsan Fatma Ana? Gonca! Gonca mı dedi o? Çekil lan onu bir de. Gonca nereye? Gonca! Gonca! Gonca kızım bir dur! Yavrum! Bir dur kızım! Gonca diyorum da kime diyor? Kız bir dur! Fatma Ana! Ah bir dur Gonca! Goncam bir dur kızım! Yavrum! Ara çabuk! Toprağımı ara! Ay! Oh! Hmm.
Ali. Ali bana bak. Yakıştı be oğlum. Ya git toprağım ya. Ya halledeceğiz bu meseleyi. Sıkma canını, gözünü seveyim. Gonca bu konularda iyidir. Bir şeyler düşünmeye başladı bile hatta. Yeminle. Evet. Ya vallahi prenses gibi yengem var ha. Sen de durdun durdun Gonca'ya gözümden vurdun. Ali. Serserilik. Tamam, yapmıyorum toprağım. Gidiyorum ben. Ya şunu da çıkar gözünü seveyim üstüne. Çıkaracağım, çıkaracağım. Bu ne be? Hay Allah'ım ya, epey çağrı var. Bir şey olmadı inşallah. Arıyor. Al bak. Efendim Nurbanu? Toprak. Benim yavrum. Fatma Ana. Oğlum. Bak buraya kadınlar toplaşıverdiler. Bir şeyler atıp tuttular. Gonca'mın hakkında ileri geri konuştular. Kötü kötü şeyler işte, beni konuşturma. Bir sürü dedikodu gıybet ettiler. Gonca da duyuverdi be oğlum. Atladığınla bisikletine gitti be yavrum. Ne diyorsun anacığım ya? Kim çıkarmış bu söylentileri? Ne olur annem deme bana. Fatma Ana, bir şey söyle, cevap ver. Annemin bu işte parmağı yok da ne olur. Kustuğuna göre cevap belli. Toprağım sen ne edeceksin artık cevabını falan? Bak kız çok hoşumlu gitti. Ben çok korkuyorum yavrum. Kuzum ne olur bir buluversen. Bisikletin en yolda. Tamam anacığım, tamam, merak etme. Sana neler yaptıklarını şimdi daha iyi anlıyorum anne. Ne kadar zor olduğunu şimdi daha iyi biliyorum. Seni elinden aldıklarını hepsini sana geri vereceğim. Korkmuyorum. Merak etme, korkmuyorum. Bundan sonra hiç kimse senin hakkında tek bir laf daha edemeyecek. Bana güveniyor musun? Güveniyorum.